Sen hoş geldin. Şimdi her konuyu bitirdik. Bir anlatım bozukluğu konumuz kaldı. Onu da en güzel şekilde bitireceğiz. Önce Gereksiz sözcük kullanımı nedir? Ondan başlayalım. Eş anlamlı sözcüklerin kullanılması. Yani bir cümlenin içerisinde aynı anlama gelen bir sözcüğü bir daha kullanmak gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu oluyor. Son maçtaki yanlış pas hatası takımı mahvetti diye bir cümlemiz var. Hem yanlış sözcüğünü kullanıyorsun hem de hata sözcüğünü kullanıyorsun. İkisinden birisini kullanmayacaksın. Gereksiz sözcük kullanımı olur. Artık bundan sonra oraya gitmene gerek kalmadı diye bir cümlemiz var. Hem artık diyorsun hem de bundan sonra diyorsun. İkisi de zaten aynı anlama geliyor. Birisini kullanmaman yeter yeterli senin için. O günleri daha henüz dün gibi hatırlıyorum diye bir cümlemiz var. Hem daha dedin hem de henüz dedin. Birisini kullanmasan yeterli senin için. Her insanın kendine özgü ilke ve prensipleri vardır diye bir cümlemiz var. İlke ve prensip aynı anlama gelir. Ya ilkeyi kullanacaksın ya da prensip sözcüğünü kullanacaksın. Eş anlamlı sözcükler. Aynı cümlenin içinde kullanıldığı zaman anlatım bozukluğu oluyormuş. Şuraya bakalım. Sözcüğün anlamının cümlede var olması. Sabahları önce yıkandıktan sonra işe giderim. Bak şimdi. iki kardeşten en küçüğü okula gitmiyordu diye bir cümlemiz var. Bir yerde en kullanacaksam orada en az üç şeyin olması gerekiyor. 2 şey olduğu zaman en olmaz. Yani şöyle olacaktı cümlemiz. İki kardeşten küçüğü okula gitmiyordu. Bir büyük kardeş var bir de küçük kardeş var. En küçüğü olabilmesi için şöyle olacaktı. 3 kardeş olsaydı o zaman kullanabilirdim ben bunu. Ama ikili kullanımlarda en ifadesi kullanılmaz. Bu da gitti. Onlar da 5 yıldır karşılıklı mektuplaşıyorlar dediğimizde mektuplaşmak zaten karşılıklı yapılan bir şeydir. O yüzden karşılıklı sözcüğüne gerek yok burada. Geçmişteki hatıralarımdan bir şikayetim yok dediğimizde zaten hatıra geçmişte olan bir şeydir. Geçmiş sözcüğüne gerek yoktur. Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti. İtiraf etmek zaten kendi ağzımızda yaptığımız bir şey. O yüzden kendi ağzıyla ifadesini kullanmayacağız. Dışarıya Cengiz ile birlikte çıkmışlardı. İle zaten ile ilgeci zaten bu anlamı katıyor. Yani dışarıya Cengiz de çıkmışlardı deseydi yeterliydi. Bir daha birlikte sözcüğünü kullanmasına gerek yok. Gülmesinin nedeni bugün iyi bir haber almasındandır. Bak hem yüklemde denden var hem de neden sözcüğü var. Yani şöyle olsaydı yeterliydi benim için. Gülmesinin nedeni bugün iyi bir haber almasıdır deseydi olacaktı ya da şöyle kullansaydı gülmesi bugün iyi bir haber almasındandır. Hem yüklemde den kullanıyorsun hem de neden sözcüğünü kullanıyorsun. İkisi bir arada olmaz. Çünkü anlamında var oluyor bunlarda. Bir şarkıyı okurken insanlar etkilensin diye okumuyorum. Şimdi burada okumak diye bir sözcüğümüz var. İki kere kullanmışım. Bir şarkıyı insanlar etkilensin diye okumuyorum. Yani yüklemde zaten okumuyorum sözcüğü var. O yüzden eylemsi gereksiz yere kullanmayacağım. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Lütfen burada bekleme yapmayınız dedi polis memuru. Burada bekleme yapmayınız ifadesi yanlış bir kullanım. Çünkü yapmayınızı kullanıyorsun. Aynı zamanda bekleme sözcüğünü kullanıyorsun. Beklemeyiniz deseydi yeterli olacaktı bizim için. Yine gereksiz sözcük kullanımı oldu. Geri kalmışlık Türkiye'ye özel bir durum değil. Burada özel değil özgü demesi gerekiyordu. Özgü has dair ayet gibi anlamlara geliyor. Özgü ile özel aynı anlama gelmez. Yanlış sözcüğü kullandım burada. Yani özgü demem gerekiyordu. Size birazdan düğün resimlerini göstereceğim. Resim çizilir, fotoğraf ise çekilir bildiğin gibi. O yüzden düğün resmi olmaz, düğün fotoğrafı olur. Burada resim yerine fotoğraf demem gerekiyordu. Sıcaklık 4 ila 8 arasında değişecekmiş diye bir cümlemiz var. Burada ila değil ile bağlacını kullanmam gerekiyordu. Ben intibah veya ser sergüzeş romanlarını okudum. Bak intibah veya değil veya da bir seçme anlamı var. Burada ne demesi lazımdı? İntibah ve sergüzeş romanlarının demesi gerekiyordu. Ben 5 Mayıs 1972 yılında doğmuşum. Bu bir yıl değil. 1972 deseydi eyvallah yıldı ama bu yıla bağlı olan 5 ve Mayıs sözcükleri var. Bunlar da tarih oluyor. Yani bütün olarak düşündüğümüz zaman tarih olur. Burada yıl yerine tarihinde demem gerekiyordu. Safa Efendi 15 yıldır marangozculuk yapıyor. Marangozcu sanki marangoz satıyormuş gibi bir anlama gelir. Ne demesi lazımdı? marangozluk yapıyor demesi gerekiyor. Yani berbercilik yapıyor demek de yine yanlış bir kullanımdır. Tamam bunu unutmayalım. Deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılması. Vatan hainlerinin üstesinden geleceğiz diye bir cümlemiz var. Bu cümlemizde üstesinden gelmek zorlukların üstesinden gelmeye çalışırız biz. Ne demem lazımdı benim buradan? Vatan hainlerinin hakkından geleceğiz demem gerekiyordu. Sevinçten etekleri tutuştu serpilin diye bir örneğimiz var. Sevinç ifadesi ni kullandıysam ben burada zil çaldı demem gerekiyordu. Etekleri tutuştu dediğimiz zaman orada korku gibi bir anlam var. Zil çaldı dediğimiz zaman sevinç gibi bir anlam var. Yani deyimi yanlış kullandım burada da. O kadar kalabalık ki çuvaldız atsan yere düşmez. Bu deyim bu şekilde değil. İğne atsan yere düşmez anlamına geliyor. İğne sözcüğü yerine çuvaldız sözcüğünü kullanamayacağım. Ona yardım et elinden geleni ardına koyma yani elinden gelen tüm kötülüğü yap gibi bir anlama geliyor ama bunu söylemeye çalışmıyor cümlede ona yardım et Elinden geleni yap demeye çalışıyor. Yani ardına koyma deyimini ben bu cümlede kullanamam. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması veya söz dizimi yanlışlığı olarak da bilinir bu. Genellikle sıfatla zarfın karıştırılmasıyla ortaya çıkan bir durumdur bu. Çabuk maçların sonuçlarını bana getir. Bu cümlede şöyle bir anlam var. Sanki çabuk oynanan maçlar gibi bir anlam geliyor. Eğer sen burada çabuk sözcüğünü maçtan önce kullanırsan sanki adın sıfatıymış gibi duruyor. Ne demen lazım bu normalde? Maçların sonuçlarını çabuk bana getir demen gerekiyor yani yani çabuk sözcüğünü zarf olarak kullanman lazımdı. Burada her Allah'ın günü kaza oluyor diye bir cümlemiz var. Buradaki her Allah'ın derken kaç tane Allah var? Bir tane Allah var diye düşünmem lazım. Ne demem lazımdı normalde? Burada Allah'ın her günü yani her sözcüğü burada olması gerekiyordu. Söz dizimi yanlışlığı olur. Çok başım ağrıdığı için ders çalışamadım. Kaç tane başımız var bizim? Bir tane başımız var. O zaman çok sözcüğünü şurada kullanmam gerekiyor. Bana ağrının çok olduğunu söylemeye çalışıyor. Yani başım çok ağrıdığı için ders çalışamadım demesi gerekiyor. Tokatta ilk gözüme çarpan insanların içtenliğiydi. İlk göz, ikinci göz öyle bir şey değil tabii ki bu. Yani şunu söylemeye çalışıyor. İlk fark ettiğim şey demek istediği için Tokatta ilk gözüme çarpan değil tokatta gözüme ilk çarpan demesi gerekiyordu yani ilk sözcüğünü çarpan eylemsi fiilimsiden önce kullanması lazımdı en doğal vatandaşın hakkı oy kullanmaktır sanki burada bir doğal vatandaş var bir de yapay vatandaş varmış gibi bir anlam var ama nasıl kullanması lazımdı bunu vatandaşın en doğal hakkı oy kullanmaktır demesi gerekiyordu anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması da yine anlatım bozukluğuna sebep olur kuşkusuz bütün çalışmalarının ödülünü sonunda belki alacaksın yani bir cümlede hem hem kesinlik anlamı katan sözcük hem de olasılık anlamı katan sözcük bir arada kullanılmaz. Burada kuşkusuz dediğimiz zaman %100 anlamına geliyor. Belki dediğimiz zaman %50 anlamına geliyor. Bunların ikisini bir arada kullanamazsın. Yani anlamca çelişen sözcüklerin kuşkusuz bütün çalışmalarının ödülünü sonunda belki alacaksın dediğimizde burada kuşkusuz %100 anlamına geliyor belki sözcüğü de %50 anlamına geliyor. İki sözcüğü bir arada kullanamayacaksın. Eminim ki bunca gürültü patırtı en çok onu üzmüş olsa gerek. Hem olsa gerek diyeceksin. Olasılık anlamı katacak hem de eminim ki diyeceksin. %100 anlamı katacak bu da olmayacak. Bu iki çocuk arasında tam 3 yaş ya var ya yok. Hem tam diyeceksin hem de ya var ya yok diyeceksin. Ya var ya yok dediğimiz zaman olasılık anlamı katar. Tam dediğin zaman da kesinlik anlamı katar. Bunlar bir arada kullanılmaz. Aşk sözcüğü sevginin tam karşılığı gibi bir şey. Hem gibi bir şey diyorsun, olasılık anlamı kattın hem de tam sözcüğünü kullandın. seni bir arada kullanamazsın. Bu olayda mutlaka kasıt ihtimali var. İhtimal sözcüğüyle mutlaka sözcüğünü bir arada kullanamazsın. İhtimal dediğin zaman olasılık anlamına geldi, mutlaka dediğin zaman da kesinlik anlamına geldi. Bu iki sözcük bir arada kullanılmaz. Düşünme ve mantık hatası yapılması. Evinde bırakın ekmeği, yemeği bile yoktu diye bir cümlemiz var. Şimdi şunu düşünmemiz lazım öncelikle. Hangisi daha lüks burada? Burada yemek daha lüks baktığımızda o zaman cümleyi şöyle kullanması gerekiyordu. Evinde Bırakın yemeği ekmek bile yoktu. Ekmek bile yok. Yani lüks olan başta olacak. Daha basit olan sonda olması gerekiyor. Bu bırakınlı kalıplarda. Kanun TBMM'nin 230'a karşı 190 oyla aldığı bir kararla kabul edildi diye bir cümlemiz var. Baktığın zaman anlatım bozukluğu yokmuş gibi görünüyor. Ama 230'a karşı 190 oyla geçemezsiniz. 190'a karşı 230 oyla geçebilirsiniz. Yani sayının çoğunluk olması gerekiyor. Bu da yine bir mantık hatası olur. Etrafı seller almış üstelik yağmur yağmıştı. Hangisi daha kötü? Seller olması daha kötü bir şey. O zaman cümleyi şöyle kullanmam gerekiyordu. Etrafa yağmur yağmıştı. Üstelik seller almıştı demesi gerekiyordu. Üstelik de kullanmadığın zaman özne eksikliği olur bu da. Elif hiçbir zaman kendini düşünmedi. Ailesinin mutluluğu için çalıştı diye bir cümlemiz var. İki cümleden oluşmuş bu da. Şimdi kendini düşünmediği yüklem olarak aldığımızı düşün. Kendini düşünmeyen kim? Elif ne zaman? zaman? Hiçbir zaman dediğimiz zaman zarf tümleci aldık. Peki cümlenin devamında hiçbir sözcüğünü ortak kullanabiliyor muyum? Bakalım. Elif hiçbir zaman kendini düşünmedi. Elif hiçbir zaman ailesinin mutluluğu için çalıştı diye bir cümle olmayacağı için burada hiçbir zaman ortak kullanılmıyor. Peki ben burada ne yapmam lazım? Her zaman zarf tümlecini getirmem gerekiyordu. Mağazanın inşaatı bir yıl sonra bitecek ve hizmete girecek. Bakalım şimdi yine ögelerini ayıralım. Bitecek olan ne? Mağazanın inşaatı. Ne zaman bitecekmiş? Bir yıl sonra bitecekmiş hizmete girecek demişiz. Burada hizmete girecek olan mağazanın inşaatı mı yoksa mağaza mı hizmete girecek? Mağaza olması gerekiyordu. Yine özne eksikliği olduğunu söyleyebiliriz burada. Tamlama yanlışlığı. Önce tamlayan eksikliğinin ne olduğuna bakalım. Sağlığımız için her türlü fedakarlığı yapalım ve değerini bilelim. Neyin değerini bilelim? Sağlığımız değerini bilelim diyemeyeceğim için sağlığımızın değeri demem gerekiyordu. Yani burada bir tamlayan eksikliği oluşmuş. Ortak tamlayan yanlışlığı var. Kar yüzünden özel ve devlet okulları tatil edildi. Burada bir ayrıntı var. Ondan hemen bahsetmek istiyorum sana. Özel okul dediğimiz zaman burası bir sıfat tamlaması. Özel okul. Peki devlet okul dediğimiz zaman nasıl bir tamlamadır? Devlet okulu belirtisat tamlaması olarak geçer. Bize kural diyor ki şurası tamlanan, burası da tamlanan. Bunları aynı yere bağlayamazsın diyor. Yani cümleyi şöyle kullanmam gerekiyordu. Kar yüzünden özel okullar ve devlet okulları tatil edildi diye kullanmam gerekiyordu. Çünkü birisi sıfat tamlamasının tamlanını, birisi de belirtisat tamlamasının tamlanını aynı yere bağlanmaz bunlar. O yüzden anlatım bozukluğu olmuş. Tamlayan ve tamlanan uyumunun ne olduğuna bakalım. Biz çok insanlar gördük yalın ayak dediğimizde belki günlük hayatta kullandığımız yanlışlardan birisi bu. Çok insanlar diye bir kullanım yoktur. Burada zaten belgesi sıfatımız var. O yüzden burada çoğul ekinin olmaması gerekiyor. 3 evler diye kalıplaşmış kullanımlar vardır ama onlar kural dışı olarak değerlendiriliyor. Zaten onlar yer adı olmuştur. Son başlığımıza gelelim. Ek yanlışlığı diyoruz. Öğrenci bana göre derslerine çok değil düzenli çalışması gerekir. Öğrenci zaten burada bir iyilik eki var. Bunun bir tamlayanın olması lazımdı. Yani şöyle kullanmam gerekiyordu aslında. Öğrencinin bana göre derslerine çok değil düzenli çalışması. Bak öğrencinin çalışması oraya bağlanması gerekiyordu. Yani tamlayan ekinin eksikliği var. Tamlayan eki eksikliği diyelim biz buraya. Şu şekilde. Toplumun çoğu zaman tüketim çılgınlığıyla kendini kaybetmektedir. Zaten cümleyi okuduğumuzda yine bir tuhaflık var gördüğün gibi. Ne demem lazımdı benim burada? Toplum, yani toplumdaki insanlar çoğu zaman tüketim çılgınlığıyla kendini kaybetmektedir. Burada bu sefer de tamlayan eki fazla olmuş. Gazetedeki yazdığı yazılarda toplumsal sorunlara değinirdi. Bu da günlük hayatta en çok yaptığımız ama farkına varamadığımız yanlışlardan birisi. Gazete sözcüğü normalde bir addır. Ben bu sözcüğü sıfat yapmak için üzerine sıfat yapan ki'yi getirmişim. Yani gazetedeki yazılar deseydim sorun yoktu ama yazı sözcüğünden önce bir eylemsi var gördüğün gibi. Yani ben burada o zaman sıfat yapan ki'yi kullanmayacağım. Yani doğrusu şu olacak. Gazetede yazdığı yazılarda nerede yazdığı gazetede yazdığı şeklinde olması gerekiyordu. Sıfat yapan ki burada da gereksiz kullanılmış. Sorun arkadaşlarımızın bizi bu konuda iyi aydınlatmamış olduğundandır değil. Sorun arkadaşlarımızın bizi bu konuda iyi aydınlatmamış olduğundandır. Aydınlatmamış dediğin için burada aydınlatmamış olmasıdır demen gerekiyordu. Yani yanlış eylemsi kullandım burada da. Biz okumasını sevmeyen bir milletiz dediğimizde burada İyilik ekini gereksiz yere kullanmışız. Yani cümleyi şöyle kullansaydık yine oluyordu. Biz okumayı sevmeyen bir milletiz deseydik oluyordu. Adam araba kullanmasını biliyor dediğimiz zaman da yine anlatım bozukluğu oluyor. Araba kullanmayı biliyor dediğimiz zaman olacaktı. Yani gereksiz yere iyilik ekini kullanmış oluyorsun. Biricik arzumuz sınavı kazanmak ve iyi bir bölüme girmemizdir dediğimizde burada zaten arzumuzu söylüyoruz gereksiz yere iyilik ekini kullanmamıza gerek yok. Yani cümlemiz şöyle olacaktı. Biricik arzumuz sınavı kazanmak ve iyi bir bölüme girmektir deseydim yeterliydi benim için. Anlatım bozukluğuyla ilgili bunları bilmen yeterli senin için. Bizlerin bu videolarla amaçladığı şey sana faydalı olmaktı. Sınavda sana şimdiden başarılar diliyorum. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Görüşmek üzere.